8. Risale olan 8. Mesele Şu mesele 6 sualin cevabı olup 8 nüktedir. Birinci Nükte Bir deste inayet altında hizmet-i Kur'aniye'de istihdam edildiğimize dair çok enva-ı işaret gaybiyeyi hissettik ve bazılarını gösterdik. Şimdi o işaretin bir yenisi daha şudur ki, ekser sözlerde tevafukat-ı gaybiye var. Haşiye, Tevafukat ise ittifaka işarettir. İttifak ise ittihada emaredir. Vahdete alamettir. Vahdet ise tevhidi gösterir. Tevhid ise Kur'an'ın dört esasından en büyük esasıdır. Ez cümle, Resul-i Ekrem kelimesinde ve aleyhissalatu vesselam ibaresinde ve Kur'an lafzı mübarekesinde bir nevi cilve-i icaz temessül ettiğine bir işaret var. İşarat-ı gaybiye ne kadar gizli ve zayıf da olsa, hizmetin makbuliyetine ve meselelerin hakkaniyetine delalet ettiği için bence çok ehemmiyetlidir ve çok kuvvetlidir. Hem gururumu kırar ve sırf bir tercüman olduğumu katiyen bana gösterdi. Hem hiç medar-ı iftihar benim için bir şey bırakmıyor, yalnız medar-ı şükran olan şeyleri gösteriyor. Hem madem Kur'an'a ayettir ve icazı Kur'an hesabına geçiyor ve katiyen cüz ihtiyarımız karışmıyor.'' ve hizmette tembellik edenleri teşvik ediyor ve risalenin hak olduğuna kanaat veriyor ve bizlere bir nevi ikram-ı ilahidir ve izharı tahtisi nimettir ve aklı gözüne inmiş mütemerritleri iskat ediyor, elbette izharı lazımdır, inşallah zararsızdır. İşte şu işaret gaybiyenin birisi de şudur ki, Cenab-ı Hak kemal rahmet ve kereminden, Kur'an'a ve imana hizmet ile meşgul olan bizleri teşvik ve kulübümüzü tatmin için bir ikram Rabbani ve bir ihsan-ı ilahi suretinde hizmetimizin makbuliyetine alamet ve yazdığımız hak olduğuna işaret-i gaybiye nevinden bütün risalelerimizde ve bilhassa mucizat-ı Ahmediye ve icaz-ı Kur'an ve pencereler risalelerinde tevafukat-ı gaybiye nevinden bir letafet ihsan etmiştir. Yani bir sayfede misil olarak gelen kelimeleri birbirine baktırıyor. Bunda bir işaret-i gaybiye veriliyor ki, bir irade-i gaybi ile tanzim edilir. İhtiyarınıza ve şuurunuza güvenmeyiniz. İhtiyarınızın haberi olmadan ve şuurunuz yetişmeden harika nakışlar ve intizamlar yapılıyor. Bahusus Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde Lafz-ı resul Ekrem ve Lafz-ı Salavat bir ayine hükmüne geçip, o tevafukat gaybiye işaretini sarih gösteriyor. Yeni, acemi bir müstensihin yazısında, beş sayfe müstesna mütebaki 200'den fazla salavat-ı şerife birbirine müvazi olarak bakıyorlar. Şu tevafukat ise şuursuz, yalnız 10 adette bir iki tevafuka sebep olabilen tesadüfün işi olmadığı gibi, sanatta meharetsiz, yalnız manaya hasrı nazar ederek, gayet süratle bir iki saatte 30-40 sayfayı telif eden ve kendi yazmayan ve yazdıran benim gibi bir biçarenin düşünüşü dahi elbette değildir. İşte altı sene sonra yine Kur'an'ın irşadıyla ve işaretül icazı olan tefsirin dokuz innanın tevafuk suretiyle gelen irşadıyla sonra muttali olmuşum. Müstensihler ise benden işittikleri vakit hayret içinde hayrette kaldılar. Nasıl ki lafz Resul-i Ekrem ve lafz Salavat 19. mektupta Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevinin bir nevi küçük aynesi hükmüne geçti, öyle de 25. söz olan icazı Kur'an'da ve 19. mektubun 18. işaretinde lafz-ı Kur'an'daki 40 tabakadan yalnız gözüne itimat eden tabakasına karşı bir nevi mucizat-ı Kur'aniye'nin o nevin 40 cüzünden bir cüzü tevafukat gaybiye suretinde bütün risalelerde tecelli etmekle beraber o cüzün 40 cüzünden bir cüzü lafz-ı Kur'an içinde tezahür etmiş. Şöyle ki, 25. sözde ve 19. mektubun 18. işaretinde, Yüz defa Kur'an lafzı tekerrür etmiş. Pek nadir olarak bir iki kelime hariç kalmış, mütebakisi bütün birbirine bakıyor. İşte mesela 2. şu an 43. sayfasında 7 Kur'an lafzı var, birbirine bakıyor. Ve sayfa 56'da 8'i birbirine bakıyor. Yalnız 9. müstesna kalmış. İşte şu şimdi gözümüzün önünde 69. sayfadaki 5 lafzı Kur'an birbirine bakıyor. Ve hakeza bütün sayfelerde gelen mükerrer lafzı Kur'an birbirine bakıyor. Pek nadir olarak 5-6 taneden bir tane hariç kalıyor. Sayır tevafukat ise, işte gözümüzün önünde sayfa 33'te 15 adet em lafzı var. 14'ü birbirine bakıyor. Hem gözümüzün önünde şu sayfede 9 iman lafzı var birbirine bakıyor. Yalnız birisi müstensihin fasıla vermesiyle az inhiraf etmiş. Hem şu gözümüzün önündeki sayfede iki mahbub var. Biri üçüncü satırda, biri 15. satırdadır. Kemal mizanla birbirine bakıyor. Onların ortasında dört aşk dizilmiş, birbirine bakıyorlar. Daha sayr tevafukatı gaybiye bunlara kıyas edilsin. Hangi müstensiye olursa olsun, satırları, sayfeleri ne şekilde olursa olsun, alakül hal bu tevafukatı gaybiye öyle bir derecede var ki şüphe bırakmıyor ki ne tesadüfün işi ve ne de müellifin ve müstensihlerin düşünüşüdür. Fakat bazı hatta daha ziyade tevafukat göze çarpıyor. Demek şu risalelere mahsus bir hatta hakiki vardır. Bazıları o hatta yakınlaşıyor. Garayip'tendir ki en mahir müstensihlerin değil belki acemilerin yazılarında daha ziyade görülür. Bundan anlaşılıyor ki Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan sözlerdeki hüner ve zerafet ve meziyet kimsenin değil. Belki muntazam güzel hakayık Kur'aniyenin mübarek kametlerine yakışacak mevzun muntazam üslup libasları kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez. Belki onların vücududur ki öyle ister ve bir dest gaybidir ki o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Dördüncü nükte Beş-altı suali tazamun eden birinci sualinizde, meydan haşre, cem ve keyfiyet nasıl ve üryan mı olacak? Ve dostlarla görüşmek için ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı şefaat için nasıl bulacağız? Hadsiz insanlarla bir tek zat nasıl görüşecek? Ehli cennet ve cehennemin libasları nasıl olacak ve bize kim yol gösterecek diyorsunuz? El cevap, şu sualin cevabı gayet mükemmel ve vazif olarak, kütüb ve ehadisiye de vardır. Meşref ve mesleğimize ait yalnız bir iki nükteyi söyleyeceğiz. Şöyle ki, Evvela bir mektupta meydan haşir, küre arzın medarı senevisinde olduğunu ve küre arz şimdiden manevi mahsulatını o meydanın elvahlarına gönderdiği gibi, senevi hareketiyle bir daire vücudun temessül ve o daire-i vücudun mahsulatıyla bir meydan haşrin teşekkülüne bir mebde olduğu ve küre denilen şu sefine-i Rabbaniye'nin merkezindeki cehennem-i surayı, cehennem-i kübra'ya boşalttığı gibi, sekenesini de meydan-ı haşre boşaltacağı beyan edilmiştir. Saniyen, 10. ve 29. sözler başta olarak, sair sözlerde gayet kati bir surette, o haşrin meydanı ile beraber, vücudu kati olarak ispat edilmiştir. Salisen, Görüşmek ise 16. sözde ve 31 ve 32'de katiyen ispat edilmiştir ki, bir zat nuraniyet sırrıyla bir dakikada binler yerde bulunup milyonlar adamlarla görüşebilir. Rabian, Cenab-ı Hak insandan başka ziruh mahlukatına fıtri birer libas giydirdiği gibi, meydana haşirde suni libaslardan üryen olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi ismi hakim muktezasıdır. Dünyada suni libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve zinet ve setre avrete münhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandandığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir. Yoksa kolay ve ucuz fıtri bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, şuurlu hayvanatın nazarında, ve onlara nispeten bir maskara olur manen onları güldürür. Meydan haşir'de o hikmet ve münasebet yok. O listede olmaması lazım gelir. Hamsen <laughs> rehber ise senin gibi Kur'an'ın nuru altına girenlere Kur'andır. Elif'le, mim'lerin, elif lam ha başlarına bak. Anla ki Kur'an ne kadar makbul bir şefaatçi ne kadar doğru bir rehber, ne kadar kutsi bir nur olduğunu gör. Sadisen, ehli cennet ve ehli cehennemin libasları ise, 28. sözde hurilerin 70 hulle giymesine dair beyan edilen düstur, burada da caridir. Şöyle ki, ehli cennet olan bir insan, cennetin her nevinden her vakit istifade etmek elbette arzu eder.'' cennetin gayet muhtelif envai mehasini var. Her vakit bütün cennetin envayıyla mübaşeret eder. Öyleyse cennetin mehasinin numunelerini küçük bir mikyasta kendine ve hurilerine giydirir. Kendisi ve hurileri birer küçük cennet hükmüne geçer. Nasıl ki bir insan bir memlekette münteşir bulunan çiçekler envanı, numunegah küçük bir bahçesinde cem eder, ve bir dükkancı bütün mallarındaki numuneleri bir listede cem eder ve bir insan tasarruf ettiği ve hükmettiği ve münasebetdar olduğu envai mahlukatın numunelerini kendine bir elbise ve bir levazmat beytiye yapıyor öyle de ehli cennet olan bir insan hususan bütün duygularıyla ve cihazat maneviyesiyle ubudiyet etmiş ve cennetin lezaizine istihkak kesbetmişse her bir duygusunu memnun edecek her bir cihazatını okşayacak, her bir letaifini zevklendirecek bir tarzda, cennetin her bir nevinden birer mehasini gösterecek bir tarzı libası, kendilerine ve hurilerine rahmet-i ilahiye tarafından giydirilecek. Ve o müteaddit hulleler, bir cinsten bir neviden olmadığına delil, şu mealdeki hadistir ki, huriler yetmiş hulle giydikleri halde, bacaklarındaki ilikleri görünür, setretmiyor.'' Demek en üstündeki hulleden ta en alttaki hulleye kadar ayrı ayrı mehasinle, ayrı ayrı tarzda hissiyatı ve duyguları zevklendirecek, memnun edecek mertebeler var. Ehli cehennem ise nasıl ki dünyada gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, eliyle, aklıyla ve hakeza bütün cihazatıyla günahları işlemiş. Elbette cehennemde onlara göre elem verecek, azap çektirecek, ve küçük bir cehennem hükmüne gelecek muhtelif ül cins parçalardan yapılmış elbise giydirilmek hikmete ve adalete münafi görünmüyor. 5. nükte. Sual ediyorsunuz ki zamanı fetrette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın ecdadı bir din ile mütedeyyin miydiler? El cevap Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bilahire gaflet ve manevi zulmat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden bakiye diniyle mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Elbette Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul Ekrem ve selamın netice veren bir silsile-i nuraniyeyi teşkil eden efrat elbette dini hak nurundan daha kayıt kalmamışlar ve zulmat küfre mağlup olmamışlar. Fakat zaman fetrette ve mekunne muazibina hatta nebata rasulen sırrıyla ehli fetret ehli necattırlar. Bil ittifak teferruattaki hatiyatlarından muakazeleri yoktur. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eşarice küfre de girse, usul-i imani bulunmazsa yine ehli necattır. Çünkü teklifi ilahi irsal ile olur ve irsal dahi ıttıla ile teklifte karur eder. Madem gaflet ve müruru zaman enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz.'' İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. 6. Nükte Dersiniz ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdatlarından Nebi gelmiş midir? El cevap Hz. İsmail Aleyhisselam'dan sonra bir nas-ı yoktur. Ecdatlarından olmayan yalnız Halid İbni Sinan ve Hanzele namında iki Nebi gelmiştir. Fakat ecdad-ı Nebi'den Kab İbn-i meşhur ve sarih ve tansiz tarzındaki bu şiiri ki, Ala gafletin ye'tin nebiyyü Muhammed fe yukbiru akbaran sadukan ruha demesi, mucize kerane ve nübüvvet terane bir söze benzer. İmam Rabbani hem deliyle hem keşfe istinaden demiş ki, Hindistan'da çok nebiler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veyahut mahdut birkaç adama münhasır kaldığı için, iştihar bulmamışlar veyahut nebi ismi verilmemiş. İşte imamın bu düsturuna binaen ecdad-ı nebiden bu nevi nebilerin bulunması mümkün. 7. nükte. Diyorsunuz ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın peder ve valideleri ve Ceddi Abdülmuttalib'in imanları hakkında akva ve esah olan haber hangisidir? El cevap Yeni Said 10 senedir yanında başka kitapları bulundurmuyor. Bana Kur'an yeter diyor. Böyle teferruat mesailinde bütün kütübe ehadisi tetkik edip en akvasını yazmaya vaktim müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar derim ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peder ve valideleri ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Cenab-ı Hak Habibi Ekrem'in mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendane şefkatini elbette renci de yetmez. Eğer denilse, madem öyledir, neden onlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a imana muvaffak olamadılar? Neden bir hissetine yetişemediler? El cevap, Cenab-ı Hak Habib-i Ekrem'in peder ve validesini, kendi keremiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ferzendane hissini memnun etmek için, valideynini minnet altında bulundurmuyor. Valideynlik mertebesinden, manevi evlat mertebesine getirmemek için halis kendi minnet rubiyeti altına alıp onları mesut etmek ve Habibi Ekrem'in de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki valideynin ve ceddini ona zahiri ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, Ali bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi huzuruna girmesi, birbirine zıt iki hissin tahtı tesirinde bulunur. Padişah, o müşir olan yaver ikremine merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor. 8. Nükte Diyorsunuz ki, amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? El cevap, ehli teşeyyü imanına kail, ehli sünnetin ekserisi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki, Ebu Talip Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o gayet ciddi o şahsi şefkati ve muhabbeti elbette zayiye gitmeyecektir. Evet, ciddi bir surette Cenab-ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in, inkara ve inada değil, belki hicap ve asabiyeti kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme gitse de yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafeten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم